Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı sizi yalancılıkla suçladı. Bu açıkladığınız borç rakamlarından dolayı. Bu konuda ne diyeceksiniz? Belediye Başkanı milli görüş geleneğinden geliyor değil mi? Milli görüş geleneğinde kadına hürmet vardı benim bildiğim kadarıyla. Nasıl bir insicam bozulması yaşıyor ki Büyükşehir Belediye Başkanı? Açıkça bir yalancılıkla bizi itham ediyor. Yalancılıkla itham ettiği kısım da borcu konusu. Değil mi? 15 milyarlık borcunun olmadığını söylüyor. 2 milyar civarı bir borcunun olduğunu söylüyor. Ayrıca dönüyor diyor ki 15 milyarlık bizim diyor arsalarımız var. Bence sirkatini söylüyor. Yahut arka planındaki kafasının arkasında zaten ona şartlanmış 15 milyar borcu olduğunu biliyor. Bu anlamda da ağzından arsalar olarak çıkıyor bu. Şimdi bakın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu 15 milyar olduğunu ben size, bütün hepinize soruyorum. Canan Uçar'ın açıklamalarından mı duydunuz? Bu şehirde konuşulan bir konu değil mi? Değil mi? Şehirde konuşuluyor mu bu konu? Peki mahallelerde, kahvelerde, evlerde konuşuluyor mu bu konu? Peki AK Parti il başkanlığında konuşuluyor mu? Peki AK Parti il başkanlığının dosyalarıyla AK Parti genel merkezde bu konu konuşuldu mu? AK Partili teşkilat mensupları bu konuyu konuşuyorlar mı? Şimdi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı benim şahsımda Erzurum'a, vatandaşa, herkese yalancı demiştir. Bir özür bekliyorum. Şahsım adına değil. Ayrıca benim yalancılıkla ilgili söyleyeceğimiz sözler çok fazla olur ama bunları şu an konuşmanın bence doğru değil, polemiğe girmemek açısından. Kendisiyle polemiğe bu anlamda girmiyorum. Ama kendisine ziyadesiyle iade ediyorum. Erzurum adına yalancılığı kendisine iade ediyorum.